bu bölümde sizinle Bitcoin'de ve altcoin'lerde düşüş tehlikesi bitti mi? Şimdi neler olacak? Ve bu konuyu çok hızlıca masaya yatırmak istiyorum. Ve küçük yatırımcı olarak Eren biz şimdi ne yapalım? Yani dönelim Bitcoin alalım mı yoksa satalım mı? Veya elde varsa kimse yar etmeden sıkı sıkı saklayalım mı? İşte bu konuda da hedefleri, olayları sizlerle paylaşacağım. Ve bir konuda sizleri hemen şimdiden uyarmak istiyorum. Bakın bir sıkışma geliyor dostlar. Sert bir hareket bizi bekliyor. Şimdiden söylemek, sizleri uyarmak istiyorum ama detaylarını az sonra konuşacağız. Ve dostlar ayrıca Amerika'da yasalara çok uygun şekilde hareket etmek isteyen Coinbase'in yatırım şirketi var. Bilirsiniz Coinbase Ventures. İşte onun da aldığı, yatırım yaptığı bazı altcoin'ler var. O coin'lerin isimlerini sizlerle paylaşacağım ve göstereceğim de hangi coin'ler olduğunu ama tabii ki de gidin alın demek istemiyorum. Sadece radarınızda olsun. Belki o coin'leri önümüzdeki süreçte daha detaylı da analiz edebiliriz. Ve dostlar yarın büyük gün ne için? Kim için büyük gün? Stakes için. Stakes 2-0'a geçiş günü dostlar. Yarın mainnet olacak ve Stakes tarafını konuşacağız birazdan ama Stakes de para kazandırabilecek olası güzel bir yükseliş hedefini aynen 45 sentte geçtiğimiz haftalarda yaptığımız gibi yine bir hedef vereceğiz. Bakalım heyecanlıyız neler neler olacak. Bu tarz videoların devam etmesini isterseniz lütfen kanalıma abone olup zile dokunabilir ve hani yorumlarınızı fikirlerinizi yazarak destekte olabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Yatırım tavsiyesi vermeden bam bam başlıyoruz. Evet. Ve şöyle bir ekranımıza geçelim. Bakın flash bir açıklama geldi bugün. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dedi ki... ...Bitcoin acilen devletler tarafından düzenlenmesi, bir regüle edilmesi gerekiyor dedi. Ama daha da önemlisi 5 yıldan kısa süre içerisinde dijital euronun kullanılmaya başlayacağını umuyorum dedi. Bu tarz çalışmaların olduğunu sinyalinde verdi. İlk başta Bitcoin için kötü bir haber gibi görünse de 2021 zaten bir arınma yılı olacak. Zaten bir doğum sancıları olacak bu süreçte. Birkaç sene içerisinde dijital eurodur dijital dolarlardır. Belki Fed'in de Amerikan Merkez Bankası Fed'in de basacağı dijital dolarlarla birlikte çok daha stabil, daha böyle ayakları yere basan bir piyasaya kavuşacağımızı ben gerçekten çok net şekilde öngörüyorum. Ve geçiyorum bir de bir de bizim Bitcoin'imize ve ayak bağı olan Tether'e. Ve geçiyorum şimdi Tether'e. Biliyorsunuz bir mahkeme süreci var, olası bir süreç ve 15 Ocak son gün olacak. Bakalım mahkeme karar verecek? Tether'in belgelerini tatmin edici bulacak mı ve oradaki suçlamalar çünkü bambaşka. Yani 800 50 milyon dolarlık eksikliğin Tether tarafından basıldığı ve Crypto Capital'ın yarattığı kayıpları engellemek, o kayıpları kapatmak için Bitfinex'e verildiği ifade ediliyor dostlar. Bu tarz iddialar, bu tarz hani olaylar var. Oradan gelebilecek olumsuz bir haber, evet Bitcoin için belki birkaç gün, birkaç haftalık o Bitcoin'i etkileyebilir. Belki fiyatını bir sallayabilir ama Tether patlarsa şayet ben böyle yıllarca sürebilecek bir olası çok çok büyük bir olayın da olacağını ben çok fazla öngörmüyorum. Ha bunu kimlerin kara kara düşünmesi lazım? Bunu Bitfinex gibi borsaların bir zahmet şu an kara kara düşünmesi lazım. Çünkü bunlarda artık hacim biliyorsunuz yani teter basıyor dolarları o fason dolarları fason teterleri daha doğrusu USDT'leri sonra Bitfinex gibi borsalara gönderiyor ve oralarda aslında bir hacim yaratmış oluyor. Eğer bu dava sonrası teter patlarsa o borsaların hacimleri de çok fazla güme gidebilir. Şimdi dostlar evet geçiyorum geri Gensler olayına SEC Ripple'a geçtiğimiz haftalarda dava açan Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEC'in artık başkanı da değişiyor ve kripto paralar tarafına çok yakın işte blockchain tarafında MIT'de dersler veren Gary Gensler aslında şu an SEG'in başkanı olmuş durumda bu kadar yakın olması kripto paralara blockchain'e MIT'de dersler veriyor olması evet bizler için kripto para camiası için son derece sevindirici bir gelişme ama burada ben bir parantez açmak istiyorum ne için XRP için ya bir konferansta şunu da unutmamak lazım Nisan ayında katıldığı bir konferansta XRP'den çok sert şekilde bahsediyor burada bakın burada çok sert Şekilde XRP'nin security token olmasına yönelik çok ciddi deliller var diyor. Dolayısıyla evet bu gelişme her ne kadar başta Bitcoin olmak üzere kripto para camiası için sevindirici bir gelişme olsa da XRP için onları söylemek birazcık şu an zor ama başka ne için sıkıntı olabilir? Fason şekilde demin konuştuk ya Tether gibi USDT basan şirketleri evet onların başı beladan kurtulmayabilir. Ancak Bitcoin için dediğim gibi bence olumlu bir haber olabilir. Bunlar şimdilik çok hızlıca paylaştığım ama hemen böyle bugünü ya büyük ölçüde etkilemeyecek olsa da 2021 projeksiyonu için bence oldukça güzel olaylar. Fakat şimdi gelin isterseniz neye geçelim? Bitcoin'in bu başta dediğim sıkışma olayına bir geçmek istiyorum. Bakın Bitcoin'de her şeyden önce bizi alıp götürebilecek OBO dediğimiz bir omuz baş omuz formasyonu vardı. Dünkü canlı yayında bu konuda zaten sizleri detaylıca uyardığım Telegram'dan ayrı bir postunu da yaptım. Biz zaten gerçekleşmesini istemiyoruz. Nitekim de şu ana kadar teyit almış değil. Güzel bir gelişme bu. Çok iyi bir gelişme. Burada 32 bin şura hatta şu bölgelere gelse 31 bin 32 bin dolarlarda biraz daha teyit alacaktı. Burada kalabilmesi durumunda teyit alacaktı ve burada tabii farklı bir olay da konuşuluyor. Burasının obo yerine burada bir ters çanak ihtimali var. Ters çanak olursa şöyle bir iş, olay değişiyor. Şimdi Obo'da genelde biz ne görürüz? Buradan löp diye düşer tamam mı? Hedefe pat diye iner. Ama ters çanakta geçen mesela XRP'de yakaladık. 52 sente canlı yayında bakın burada ters çanak var dedim. Sonrasında ne oldu? 30 küsür sentlere kadar bir yolculuk başladı. Burada işte işte bu ters çanaklar biraz daha nazlı hareket ediyorlar dostlar. Burada biraz yükseliyor, iniyor, birazdan bıymıtı şekilde davranıyor. Ama sonra bu hedefleri gerçekleştirme ihtimalleri de olabiliyor. Şimdi bu noktada bu noktada Bitcoin'in 32 bin dolar üzerine kalması bence gerçekten önemli olacak. Eğer formasyon çalışırsa bakın 21 bin dolarlara kadar bir gerileme olabilir. Ancak teknik analizde %100 diye bir şey yoktur dostlar. Ben sizleri şimdiden uyarmak istiyorum. Çalışsın çalışmasın. Bakın bu formasyonlar çalışsın çalışmasın. Şöyle bir ekranı tekrar vereyim. Burada her türlü her türlü havada karada bir sıkışma yaşanacak dostlar. Bakın size tarih de vereyim. 24-25 Ocak bu tarihe kadar Bitcoin'de burası bir savaş bölgesi. Canlı yayınlarımı hiç kaçırmadan izleyen ...canlı yayınlara katılanlar bunu hatırlar ki... ...savaş bölgelerinde biz genelde... ...çok sert hareketler yaşayabiliyoruz. İşte şu an o savaş bölgesindeyiz aslında. Ne zamana kadar? Dediğim gibi 24-25 Ocağı kadar devam edecek. Çünkü hem Fibonacci sıkıştırıyor... ...hem de şu aşağılardan gelen... ...tren çizgisi bizi sıkıştırıyor durumda dostlar. Eren yani bunları anlatıyorsun da... ...ne yapalım biz Bitcoin alalım mı satalım mı... ...veya elde varsa saklayalım mı diye... ...soracak olursanız da dostlar... ...tabii ki de yatırım tavsiyesi olarak anlatmıyorum ama... ...ben böyle uzun vadeli yani kaç yıla yayılan bir gözlemle alıyorsam evet alabilirim. Aksi halde bu bölgelerde illa alacak olsam bile bakın şu Fibonacci'yi görüyorsunuz. Yani buralarda bir ihtimal sert kırılma yaşanmadan önce ping pong topu gibi Bitcoin seke seke gidebilir. Ama zaman geçtikçe bu sıkışma daralacak, iyice artacak daha doğrusu ve buradan bir patlama beklenebilir. Dolayısıyla şu an riski olsa da ne yapılabilir kısa vadede? İşte 32-33'lerden alıp 35-36'larda çok fazla yani 36'ya bile 36-500'lere çıkmadan 35-500 o civar ...dar alanda kısa paslaşma yaparak işlem yapılabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama ben burada sizlere aslında biraz da kendi stratejimden bahsediyorum. Bu süreçte ben biraz daha day trading'i oynayacağım. Yani sabah örnek veriyorum işlem açtıysam akşam yatmadan mutlaka kapatacağım. Çünkü bizi kapıda bekleyen biliyorsunuz bu tarz tehlikeler var 21 bin dolar. Ben o bölgeleri yatırım fırsatı daha doğrusu bir alım fırsatı olarak görebilirim. O bölgelerden birazcık da toplama durumuna geçerim eğer olursa. Şimdi bu arada gece gördüm yani rüyama girdi abi. Bitcoin 5000 dolara düşmüş. 4-5 tane bitcoin alıyorum. Baya böyle heyecanlı güzel bir rüyaydı. Sabah kalktım. İnşallah gerçekti falan dedim. Yani böyle bir bize bir fırsat sunsun diye. Çünkü uzun vadede zaten benim tekrar bu bölgelere gelebileceğine yönelik inancım tam. Yani bugün 5000, 10000, 15000 doları bile düşse bitcoin benim çok fazla çok fazla şeyim olmaz. Böyle endişem olmaz. Ama tabii ki de yeni yatırımcıları da anlamak lazım. Onlar geçmişini bilmiyorlar. Biraz daha heyecan duyabilirler. Bu konuda da çok haklılar. Ha şimdi konuya dönecek olursak bakın şunu da söyleyeceğim size bitcoin elimde varsa saklar mıyım diye soracak olursanız da valla 3-5 haftalık böyle kısa vadeli bir beklenti içerisindeysem çok net söyleyeceğim ben saklamam ama mutlaka karımı alırım fakat uzun vadeli girdiysem 50 bin 60 bin 70 bin dolar gibi hedefleri bekliyorsam o zaman buralardan kademeli şekilde birazcık toplama yoluna da gidebilirim pozisyonlarımda birkaç güne yayarım orada bir kademeli şekilde alacaksam uzun vadeli de olsa dostlar evet teknik olarak burada masada bir tehlikeleri duruyor burada obo ister obo deyin ister ters çanak deyin. Burada bu tehlike masa üstünde duruyor. Yani bu şu anlama gelmiyor. Burada bir tehlike var. Para kaybedeceğiz veya para kazanamayacağız anlamına gelmiyor. Hani sadece önce şu an kendimizi korumamız biraz daha önemli. Dolayısıyla işlem açacaksak bile benim kendi stratejime göre biraz daha day training yapacağım. Sabah alacağım, akşam satacağım gibi. Bu dar alanda kısa paslaşma bölümünü birkaç gün içerisinde kullanacağım gibi gibi. Şimdi evet geçiyoruz. Ethereum'a şöyle jet hızıyla Ethereum'a geçmek istiyorum. Bakın Ethereum'da benim gözüme ilk çarpan şey ne biliyor musunuz? Yükselen bir üçgen var burada. Genelde biz ne bekleriz dostlar burada? Bir yükseliş hedefi veririz. Yalnız Bitcoin'de olabilecek hani şurada bir olası tehlikelerden şurada size bahsettim ya olası tehlikeler. Burada oluşabilecek bir hareket evet Ethereum'u falan da çok net şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla birazcık orayı takip etmek lazım ve Ethereum'un her şeyden önce şurada bir bin dolar 1040 dolar üzerinde bir tutunması gerekiyor. Burada bir yükseliş ihtimali olabilmesi için. Çünkü burada da git gitgide bir sıkışma yaşanacak. Grafikler bize onu söylüyor. Buralarda bir sıkışma yaşanacak. Burada bir saatlikte de bir dead cross var. Dolayısıyla bu dead cross 100 dolar civarında bir çalıştırma yaptı Ethereum'da. 1150 dolar civarlarından 1057 dolar civarlarına Ethereum'a getirdi. Ethereum'da zaten olası bir altcoin sezonu gelmesiyle birlikte ATH'ı yani tüm zamanların en yüksek rakamı Ethereum'da 1450-1500 dolar civarı ya. Dolayısıyla ben o rakamları da aslında bir miktar orta vadeli yani belki birkaç hafta belki birkaç aylık periyotta bekliyorum ki uzun vade için Ethereum'da bir video yapmıştım dostlar birkaç gün önce onu da izlemenizi öneririm. Ancak o uzun vade yani belki 3 sene belki 5 sene belki 6-7 sene gibi tabii ki de riskleri de illaki var. Çünkü 26 dolardan 4 dolara 5 dolara kadar düşebilen ama sonrasında işte görüyorsunuz 1050 dolarlara kadar yükselebilen bir şeyden bahsediyoruz. Teknik analizi bilmenin birazcık şöyle bir faydası oluyor. Ben bunu o yüzden anlatıyorum size. Bazen temel taraftaki haberler piyasayı çok güzel besliyor. Orada zaten onu öne alıyoruz. Bazen teknik çok güzel besliyor ama biz burada bir stratejimiz olursa teknik ve temel tarafı hepsini harmanlayarak bir strateji koyarsak ortaya ve tabii ki de trade mekanizmalarını aktif edersek kendi içimizde belli bir stratejiye bağlı kalırsak piyasaya göre bazen çok güzel kazanırız ama bazen çok büyük düşüşlerde de yüksek ihtimal en az kaybedenlerden bir tanesi olabiliriz şimdi geçiyorum XRP'ye Ripple'ın XRP'sine geçer geçmez benim karşıma bakın iki tane birbirine çok benzer geliyor yani burada ne vardı dostlar bir simetrik üçgen var vardı. Sonrasında birazcık boğa sezonunun biraz yükseliş sezonunda etkisiyle onu yükselerek kırdı ve Fibonacci'de verdiğimiz iki tane dirence de geldi. 0.35 ve 0.36 bölgeleri. Ama sonrasında işte bu davalardır bilmem nedir falan filan onların da etkisi birazcık piyasanın genel olarak düşmesi. Şimdi tekrar Ripple'ın XRP'sini bir simetrik üçgen içerisine soktu. Şimdi şu an 29 cent civarlarında ve buralarda Fibonacci'nin desteği var. Eğer dead, hani bir dead cross da var bunu da söyleyeyim fakat henüz böyle şuralarda etkilemediği için henüz böyle bir bakın şurada bir dead cross var 50 günlük 200 günlüğü aşağı doğru yarmış. Dolayısıyla burada bir risk var hem dead cross'tan dolayı bir risk var hem de SEC'nin yani SEG'in yeni başkanı biliyorsunuz XRP'ye yönelik bayağı bir sert eleştirileri geçmişte oldu. Şimdi tekrar işte şimdi aslında SEG'in başına geçti ve ayağının tozuyla birazcık kendisini kanıtlamak için birazcık tavrını belli etmek için XRP'ye yönelik olumsuz bir açıklama da yapabilir. Dolayısıyla bunlar risk. Ha bu noktalarda işlem açılır mı? Ben birazcık 30 cent üzerine şu bölgeler 31-32 yani dar alanda kısa paslaşmaya şu an biraz daha müsait XRP. Çünkü XRP'de biliyorsunuz yani dava süreçleri var bilmem ne baskılayan çok fazla olay var. Normalde her şey çok güzel olsa burada bir simetrik üçgen oluşsa biliyorsunuz geçen haftaki kripto para avı gecelerimizde canlı yayınlarda biz şunu söyledik. Genelde piyasa yükselişte o yüzden bu simetrik üçgen bize kağıt üstünde hem yükseliş hem de düşüş verse de yüksek ihtimal yükselişte son bulacak demiştik ve o tarz hareketler zaten gelmişti. Evet, şimdi şimdi geçiyorum dostlar o beklediğiniz olaya. Bakın ekranda göstermek istiyorum size. Coinbase Ventures Coinbase Ventures Amerika'da biliyorsunuz Amerika'nın yasalarına, olası regülasyonlarına oldukça dikkat ederek uymaya çalışan Coinbase borsasının kendi yatırım şirketi olan Coinbase Ventures'ın yatırım yaptığı altcoin'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. İki ekran göstereceğim size. Hepsi altcoin değil. Burada tabii Etherscan falan da var. Yani bunlar Coin'e olan uygulamalar değil. Ama bakın buradan göstereceğim. Bir de asıl coin'lerin olduğu ekranı göstereceğim. Ve şuradan da direkt bakacak olursak çok daha net görebiliriz. Diyor ki A List of Crypto Assets Coinbase Coinbase Ventures has invested in yani Coinbase Ventures'ın yatırım yaptığı coin'lerin listesi. Buradan bakıp bu ekranda da sağlaması yapılabilir isterseniz. Burada neler var? Bitcoin, Ethereum, Uniswap var, Compound var, UMA var, Reserve Rights var, Near Protocol var, Celo var. Airway var. Matic Network var, Keep Network var, Odius var, Dodo var, Beflo var. Bunlar tabii çok bilinen, her biri böyle deli gibi popüler olan kripto paralar değil. Dolayısıyla ben böyle size alın satın gibi bir şey asla söylemiyorum. Sadece Coinbase Ventures bunu radarına aldıysa, buraya bir miktar yatırım yaptıysa vardır bir bildiği demek istiyorum. Yani radarınızda olsun alın satın demiyorum. Sadece birazcık böyle bir size bu videolarda, canlı yayınlarda farklı fikirleri göstermek istiyorum. Birazcık böyle bir yatırımcı olarak çakralarımızı açmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şimdi daha da belki de kritik bir olaya geçeceğim. Dostlar Stex'ten bahsedeceğim. Şimdi Stacks zaten benim bu kanalda kripto sözlükte yaklaşık 3-4 aydır çok fazla gündeme aldığım bir coin. Bunun en büyük sebebi de zamanında bu son zamanlarda Ripple'a dava açmasıyla çok fazla gündeme gelen Gary Gessler'ın da şu an başkanı olduğu SEG var ya. Buradan zamanında tam 28 milyon dolarlık token satışı için onay alabilmiş proje olduğunu ifade ediyor. Şimdi işte yarın büyük gün olacak dostlar STX için. Çünkü 2 yıldan fazla süredir geliştirdiklerini ifade ettikleri ve yaklaşık 8 aylık süreçte de testlerini yaptıkları yaptıkları Stacks 2.0'ın mainnet olacak. Yani artık netten mainnet'e geçecek. Bu demek oluyor ki birçok projeyi artık hayata geçirebileceklerini bekliyoruz. Yani artık bizim de yatırımcı olarak biraz daha artık Stacks'ten beklentimiz evet burada eğri oturup doğru konuşalım birazcık artıyor. Umarız yapabilirler. Yarın finalize olacak herhangi bir gecikme olmazsa ve Stacks 1.0'daki tüm bölümler Stacks 2.0'ın ilk bloğu olan Genesis bloğuna da aktarılacak dostlar ve Stacks ile ilgili şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz sekten Ripple'ın aldığı darbe onun bir security token olduğu yönü Önündeydi. Ve bu konuda aslında Stacks birazcık erken davranıyor ve security aset olmadığına yönelik de girişimlerde bulunuyor. Bunu zaten sizlerle ara ara paylaşıyoruz gibi gibi yani bunlar aslında biraz proaktif davranma iyi bir nokta. Umarız her şey beklenildiği gibi gider. Tabii ki de burada ben size alın satın gibi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü bu dünya yeni yeni regül olmaya başlayan bir dünya her şey olabilir. Dolayısıyla her zaman çok büyük hırslara kapılmadan mantıklı şekilde alıp satmak lazım. Eğer alıp satmak istiyorsak ve bakalım umuyorsanız umuyoruz ki bu yıl bütün vaatlerini STX'in birebir gerçekleştireceği, STX'in madencilik yapanlara bol bol STX kazandıracağı ve stake edenlere de yani STX alıp kilitleyenlere de bol bol Bitcoin kazandıracağı bir yıl olur umuyorum. STX'ten tabii ki çok çok daha fazla bahsettik ama en öne çıkan özelliğini tekrar vurgulamak istiyorum. 28 milyon dolarlık token satışı için SEC'den onay alabilmiş olması. Şimdi evet yarın büyük gün dedik ve şöyle göstereceğim. Bakın bu arada STX 2.0'ın launch eventi var. Onun için isterseniz buradan register yani kayıt olabilirsiniz gibi gibi. Zaten burada detayları var. Münip yani Stax'in kurucusundan da özel bir video aldım sizler için. Onu da bu videonun devamını ekleyeceğim. Oradan da o sadece kripto sözlük izleyicilerine özel olan videoyu da yine burada bu videonun devamında izleyebilirsiniz. Şimdi biraz teknik analizine geçmek istiyorum. Stax'in şöyle bir açacağım. Buradan açıyorum. Evet bakın burada ne demiştik dostlar hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bakın burada yaklaşık ne zamanlar verdik bunu? Ekim ayı gibi dedik ki hops bir dakika Ekim ayı gibi dedi ki 45 cent hedef olabilir ve bunu söylediğimizde yaklaşık 20-25 cent veya 30 cent civarlarındaydı. Sonrasında birkaç hafta içerisinde çok tatlı bizim hedefimize geldi ve 45 centi buldu. Hatta şunu söyleyenler olduk Telegram kanalımıza falan dediler ki biz işte o videodan sonra STX aldık ve hedefi de hemen koyduk. Otomatik olarak satmış hatta burada bakın STX'de şöyle bir olay vardı. Bu hedefe geldiğinde iğne attı. İğne attı. Direkt aslında hedefi buldu. Ondan sonra birazcık geri çekilme yaşadı. Ve sonrasında aslında şu an zaten ne kadar? 52 cent civarlarında. Burada tabi güzel bir olay bizi karşılıyor olabilir. Tabii ki de bu videoda anlattığım şeyleri yatırım tavsiyesi olarak almayın dostlar. Şöyle bir olay var. Bakın burada bir tobo girişimi aslında oluyor. Şurada bakın 53 centlerde bunun hatta şurayı zorlarsak maksimumda 53-54 centlerde bunun oraya kadar yükselerek birazcık onay alması gerekiyor. Henüz gerçekleşti diyemem. Fakat gerçekleşirse ve her şey beklenildiği gibi giderse temel taraftan herhangi bir durum olmazsa tabi bunu uzun vade için söylüyorum dostlar 67 centlere kadar bir hedef bizi karşılıyor olabilir. Oraya kadar yükseliyor olabilir. Bu biraz daha orta vade aslında belki uzun vadeli bir hedefi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. Mainnet dediğimiz olay yarın gerçekleşecek. Benim mainnet e özel 2 sene, 2,5 sene önce çektiğim bir video var. Bakın mainnetlerde belli çok karakteristik yapılar var. Belli karakteristik olaylar var. O da nedir derseniz. Genelde mainnet öncesi bakın şunu şöyle bir bir günlük grafiğe alalım. Bakın şöyle bir grafiğe alalım. Mainnet öncesi genelde sert yükselişler var. Görüyorsunuz değil mi? Burada mainnet öncesi. Ama mainnet sonrasında yani burada STX için konuşacak olursak 14 Ocak sonrasında bir olası bir geri çekilmeler, düşüşler yaşanabilir. Çünkü insanlar burada artık alıyor. Mainnet gerçekleşiyor. Ondan sonra biraz daha satış yoluna gidiyor olabilirler. Tobonun belki çalışmayabilir veya belki çalışması gecikebilir. Ama burada ben bu hedefi kişisel olarak uzun vadede olsa bekleyebilirim 65 cent. Ama tabii ben alın oradan satın gibi bir şey burada söylemiyorum. Kimseye de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben hani şu an STX alır mıyım? satar mıyım yoksa elimde varsa saklar mıyım ne yapıyorsun Eren ne yapacaksın ne yapabilirsin derseniz de bakın dostlar şu mainnet sürecini bu bölgeyi ben, ben bir takip ederim tamam mı şurada mainnet sonrası sert satışlar olursa ne yaparım burayı bir alım fırsatı olarak da görebilirim ama hemen böyle löp diye düştü diye hemen oradan almam önce bir piyasa izlerim belki birkaç gün hani 14'ünde olacak yarın olacak dedik 15'i 16'sı 17'si 18'i belki o periyotta iyice izlerim olası bir alım fırsatında teknik analizine bakarım bir al fırsatı veriyorsa evet oradan kademeli şekilde alabilirim. Sers satışlar olursa yani güzel de olabilir. Daha ucuzdan toplama şansımız olabilir. Ama hani gelmezse ne olur? Sers satış gelmezse Toboy'da ki orta vadede çalıştırabilirler. Yani 67 cent'e bir yolculuk orada olabilir. Şimdi isterseniz bakın ne yapalım? TEDx'te konuşmalar yapan Stakes'in kurucusu Münip Ali'nin kısa bir videosu var demin söylediğim gibi. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ayrıca Stakes'in Türkiye Telegram grubu da var ve orada isterseniz yatırım tavsiyesi almadan fikir alışverişi de yapabilir linkini açıklama kısmına ekliyorum. Ben oradayım isterseniz sizi de beklerim. Şimdi evet videoya geçeceğiz ama bu tarz videoların devam etmesini, canlı yayınların devam etmesini isterseniz ve ledger çekilişimize katılmak isterseniz lütfen kanalıma abone olup zile dokunarak videoları beğenip yorumlarınızı, fikirlerinizi bol bol aşağı yazarak kanala destek olabilirsiniz ve açıklama kısmındaki linkten de formu doldurarak bu ledger çekilişine katılabilirsiniz. Şimdi görüşürüz. Bam bam. Hey everyone. Munib here. co founder of stacks. We're really excited about the launch of Stacks 2.0 blockchain. It brings apps and smart contracts to Bitcoin. We're in the school of thought that Bitcoin is like TCP/IP, it is that bedrock on top of which you can build the different things like smart contracts, light applications, and scale things on top. This is a very different point of view from the rest of the industry, where a lot of different projects are trying to bring smart contracts to other disconnected blockchains like ethereum we're big believers in bitcoin and really excited about what we are launching next thursday with stacks to